Herkese selamlar, saygılar arkadaşlar. Kayseri Şeker Fabrikası hissemizle beraberiz. İlk 5 senelik yasaları okudunuz ve kabul ettiğiniz varsayarak videoya başlıyorum. Özet olarak geçmek gerekirse bu videoda yer alan fikirler ve görüşler yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Şimdi Kayseri Şeker Fabrikası %4,56'lık bir geri çekilmeyle Cuma günü yaklaşık saat 2.30 civarlarındayız arkadaşlar. Sat sinyali gelmiş. Burada sat sinyali muhtemelen bugün gelmiştir. Aynen Cuma 8 Eylül sabahında gelmiş sat sinyali. Yani 9 civarı falan işte. Saatsel olarak yanlış da yani Cuma günü geldiği belli. Bunun sebebi zaten açık belli arkadaşlar. Şuradaki al kısmının yükselmesi ve ufaktan kırılıma yakınlaşması ve mavi ve sarı çizgilerin arkadaşlar mesafesinin azalarak kırılmaya gelmesi. Kırılmaya gelmesi muhtemelen seans sonuna doğru olmuştur. Perşembeye şöyle bakalım. Aynen. Ama ufaktan da hani şu sinyal Perşembe gününde varsa hani şuraya kadar Perşembe'ye bakabilirsek tam ben de anlayamıyorum. Sabah saatlerinin değildir muhtemelen. Perşembenin devamıdır. Şuraya doğru gelmiştir Perşembe'de. Bunu görenler de muhtemelen sabahleyinde satış vermiştir. Öyle düşünüyorum ben en azından. Satış vermesiyle beraber sarı çizgi, mavi çizginin durumunu görebiliyorsunuz. Kırmızılar başlamış MACD'de. Arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 4 tane olumsuz varsa ben şahsen Kayseri Şeker Fabrikası'ndan biraz geri dururum diye düşünüyorum. Grafik analizim bu şekildeydi. Kaptan son 5 bildirimine bakalım önemli bir şey var mı? Kar payı dağıtım işlemine ilişkin bildirim var. Galiba bu temettü ile alakalı sorumluluk beyanı var. Bunları incelersiniz. Finansal raporu gelmiş dün. İlginç. Bunu da özet rapordan Fintables'ten bakarız arkadaşlar. Şimdi Investing'den teknik kısmına da geçelim şu şekilde. Aylık olarak 16-15'in üzerinde kalması güzel. Teknik indikatörler 4 al veriyor. Hareket ortalamalar al 12 veriyor. Durum gayet iyi. Al güçlü al güçlü al şeklinde devam etmiş. Kayseri Şeker Fabrikası'nın özet raporunu incelemek gerekirse brüt kârı, satışları ve FAO'yu görüyorsunuz. Hani hiç olmadık bir yüzdesi olarak artış gözlenmiş arkadaşlar. Finansal borçlarını kapamaya çalışan, net borcunu kapamaya çalışan, öz kaynak artışına devam eden, duran varlık ve duran dönem varlıkların artışına devam eden bir Kayseri Şeker Fabrikası görüyoruz. Arkadaşlar belki de şöyle bir genel grafiğine bakayım neler olmuş, neler bitmiş. Bundan sonra da rallilere devam edebilir çünkü finansal raporu şimdi gelmiş ve de güzel gelmiş arkadaşlar. Eğer bu yüzdesi olarak bunlar doğruysa gayet güzel gelmiş. Ama dediğim gibi kısa vadede bakarsak grafik olarak 4 tane olumsuz sinyal var. Dikkat edin derim. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimlerini açmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın. İyi günler.